Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bugün Sıla için güzelleştik geldik. Onu izleyeceğim birazdan. Yazdan hiç vakit bulamadım. Geçen kış izlemiştim. Çok aklımda kaldı. Yaz bitmeden bir daha geldim. Bugün onu dinleyip eğleneceğim burada. Şöyle bir kamera arkadaşımızı çekelim Simge Hanım'a. Harbi yaşıklı. Evet, harbi yaşıklı oldu. Evet. İçeriden geliyorsunuz. İçeriden. Nasıl, heyecan var mı Sıla'nın da? Onu görmedim henüz ama yani kesin heyecanlıdır diye düşünüyorum. Yani buraya çıkarken, ben gelirken heyecanlanıyorum, o çıkıyor buraya. Kesin çok heyecanlanıyordur. Her konser farklı bir heyecan zaten. Ama Harbiye bambaşka bir heyecan olsa gerek. İnşallah ben de tadacağım bir gün. Ben de onu soracaktım. Cevaplamış oldunuz. Sizin başka bir heyecanınız var şu anda. Yeni bir single'ınız çıktı, şarkınız çıktı diye evet. Biliyorum. Klibi ne zaman göreceğiz? Yani asmayraklarını söylüyorsanız o yayınlandı. Yeni 1 Kasım'da Yalnız Başına yayınlanacak. Ardından 2 şarkı daha gelecek albümden. Ve biz daha üretime devam ediyoruz. Yeni şarkılar yapıyoruz. Yeniden bir albüm şarkıları yapmaya başladık. Onun heyecanı hep aynı şeyler yani. Sizinle ilgili hep böyle güzel kadın, seksi kadın, tatlı kadın. Siz hangisini kendinizi... Tatlıyı tercih ediyorum daha çok. Aa, gerçekten. Kendimi tatlı bulurum. Ben de mesela karar veremedim hangisini. Size nasıl geliyor? Bence çok seksisiniz. Ya. Özellikle Gülşenay babamı çekmiştim. Klibi. Öpeceğim, evet. Öpeceğim klibi. Gerçekten muhteşem. Teşekkür ediyorum. Hakikaten o klipte yürüyormuşum şimdi. Çok yakın arkadaşım olan Seçkin Süngüç'le geldim. O bu yerinde oturuyor. Beraber geldik. Yalnızım. Merak ediyorsan yalnızım. Yalnızım dostlarım, yalnızım. Ama bu seneye çok güzel başladınız halbuki. Yani gerçi bu sene değil. Yaklaşık çok güzel bir kariyer ilmeniz var. Güzel gidiyor bu kalbiniz. Yani vakit bulamıyorum. Beni kim ne yapsın diye düşünüyorum bazen. Eve dönerken sabah 8'de 9'da giriyorum eve. Çok yoğun bir konser yaz geçirdim. Çok çok fazla konser verdim. O yüzden de hiç öyle bir vaktim olmadı. 2 tane iş çıkarttım, klip çektim, fotoğraf çektim. Sadece uyuyacak vakit bulabildim. Belki benimle uyumak isteyen biri varsa, benimle beraber olmaya eğer okey derse kafasında, belki o zaman mutlu olabilirim diye düşünüyorum. Şu anda çok yoğun. Sizin kim ne yapsın derken yani vakitsizlikten gerçekten ondan dolayı söylüyorum. Yoksa çok yani değecek bir şey olsa çok isterim. İnşallah olur. Ben de gönlüm açık ve bekliyorum yani. Ben bir şeyler duydum şimdi. Sıla Hanım'la destek veriyorsun işte. Her zaman. Yakınlığından. Böyle eskiden böyle çok yakın arkadaş olup da böyle destek vermeyen ve size sitem eden arkadaşlarınız oluyor mu? Olmuyor ya, birbirimizi çok destekliyoruz genel olarak hepimiz yani. Bir iş çıkarıyorum mesela ya da birisi bir iş çıkarıyor, hepimiz birbirimizi paylaşıyoruz ve bu paylaşımlar çoğaldıkça keyifleniyor insanlar. Ben mesela paylaşıldığımda mutlu oluyorum müzisyen arkadaşlarım tarafından. Onlar da aynı şeyi benden gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bizde gerçekten hiçbir şey yok. O kadar organik, o kadar sevgi dolu ve o kadar özgüvenli ki yeni jenerasyon. O yüzden çok keyifli gidiyor. Herkes işine gücüne bakıyor. Herkesin konserleri devam ediyor. Peki. Benim de keza öyle. Buyurun. Peki şey başladı biliyorsunuz. Buraya başladı yeni. Rap biliyorsunuz. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? Popüler oldu rap tekrardan. Zaten popüler müzik demek, yani popüler olan pop oradan geliyor kökü. O yüzden de şu anda popüler olan müzik o oldu. Rap'e döndü. Ve çok iyi gidiyorlar. Çok beğeniyorum. Yani bir şey olur mu? Yani, keşke olsa, çok isterim. Bir projelendirilirse. Herhangi bir albümümüzde. Yani ilerleyen günlerde yapmayı düşündüğümüz şeylerden aslında ama tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrardan yeni bir şeyler yaratmaya başladık, üretmeye başladık. Ama yapanlar bunu çok iyi yapıyorlar ve yani tebrik ediyorum, şey çok iyiler. Yapacaktınız yani. Yani yapmayı düşünüyorum ama şu an bilmiyorum, emin değilim. Soracağım, kelebeğe adaysınız. Evet. Biliyorsunuz son zamanlarda da tek tek adaylıktan çekiliyorlar. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi onların kişisel tercihleri diye düşünüyorum herkesin. Benim öyle bir tercihim yok. Bakalım, göreceğiz. Ödül almak için müzik yapmıyorum hiçbir zaman. Yani iyi dinlensin, insanlar zevk alsınlar, keyif alsınlar diye yapıyorum. Ödül gelirse de üstüne yani ballı kaymak gibi oluyor aslında. Yaptığımız şeyin karşılığını almak gibi bir motivasyon oluyor. Olmasa da benim motivasyonumu bozmuyor. Çünkü ben yıllarca çok güzel ödüller aldım ve yani bu beni tabii ki mutlu ediyor ama
olmasa da olur yani, sıkıntı aslında yok. Zaten halk size çok güzel ödül veriyor yani. Siz yani çok seviliyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.